İTV Xəbərə baxırsınız. Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının bugün sonuncu günüdür. Bugün festivalda nələr nəzərdə tutulub, bu barədə bizə daha ətraflı. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev çatdıracaq. Salam Xanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir, elə hazırda bu Texnofestdə aviaşou davam edir və gün ərzində istər aviaşoular, istər su üzərində şoular, istərsə də konsert proqramları ilə davam edəcək. Saat 2-3 arası mükafatlandırma mərasimidir. Odur ki, heç kəs evdə oturmasın, bileti olan gəlsin Texnofestdə dəniz kənarı bulvar ərazisinə. Məlumat üçün onu da deyim ki, dünən biletlər kimdə var idisə, bugün üçündə keçərlidir. Yəni, bu məlumatı da sizə verim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mediası ilə paralel istər Türk mediası, istər digər ölkələrin mediası da bu möhtəşəm tədbiri işıqlandırırdı. TRT, Anadolu Ajansı da buradadır və GZT sosial media da buradadır. Bir-bir yaxınlaşacağım. Bugün istəyərdim elə diqqətə ayıraq mediaya, çünki necə işıqlandırıblar bizə o maraqlıdır. Hər vaxtınız xeyir, adınız, soyadınız, hansı mediadansız? Hoş geldiniz. Doğukan Gezer, ben GZT yayın yönetmeniyim. Şu an GZT standındasınız. GZT Albayrak Medya'nın dijital medya markası. Sizin deyiminizde rakamsal medyası. Türkiye'de yayıncılık yapıyoruz. 5 yılı aşan bir dijital medya tecrübemiz var ama bu tecrübeye Bakü ve Azerbaycan üzerinde de ciddi bir hem içerik hem de kitle kazanımına sağladık. Bugün 100 bine aşkın sadece Bakü'de yaşayan takipçimiz var ki standa da yoğun ilgi var Teknofest'in ilk günden beri. Bunu burada çok rahat hissedebiliyoruz. 4 gündə hansı xəbərləri veririz və hansı vaxtla veririz? Neçə dəqiqədən, neçə saatdan? GZT tüm Teknofest'e de ekip olarak katılmıştı ve haber merkezini aslında buraya taşımıştı. Yoğun bir içerik süreci vardı. Bunun aynısını buraya da taşıdık. Bizi şaşırtan şu oldu. İstanbul'da neyse burada da aynı ilgiyi görüyor olmak, aynı içerikleri görüyor olmak. Ayrıca Bakü'den gelen ziyaretçilerimizi de ağırlıyor olmak bizim için ayrı bir zevkti. Bakü özelinde, Teknofest özelinde 1 milyonu aşkın kişiye içeriklerimizi ulaştırdık. Bu gerçekten bizim için çok değerliydi. 4 günde Bakü'den ve Teknofest alanından yaptığımız içerikler 1 milyon kişiye ulaştı. Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta ve internet sitemizde, uygulamamızda buraya özel güzel içerikler yaptık. Gerçekten ilgilendi, çok memnunuz. Teşekkür ederim ve uğurlar arzuluyoruz ve tabii ki biz de çekilişler edirik. Bugün səhər saat 5'de havalimanında Solo Türk'ün pilotlarını biz Türkiye'ye yola saldık ve mühteşem reportajımız var ki ekskluziv olarak İctimai Televiziyaya müsahibə veriblər ve həmin reportajı sizə təqdim edirik. Azadlıq göylərdədir şüarı ilə hərəkət edən pilotlar vətənini də terrorçulardan təmizləmək üçün dayanmadan çalışırlar. Nümayiş etdirdikləri mükəmməl aviaşou kimi döyüş meydanında da öz sözünü deməyə bacarırlar. Bir çox antiterror əməliyyatlarının uğurlu keçməsində də onların böyük rol olub. Murat Binbaşımla da bərabər bizlər hərəkətçiyiz, yəni savaş pilotlarıyız. Bu pozisyonda da hava kuvvetlerimizin bizə vermiş olduğu görev nəticəsində soğutuk pilotluğu da gerçekleştiriyoruz. Şov dediğimiz bu şekilde air şovlar içerisinde uçmamız gerektiği zamanlarda da belli bir planımız var. Bu plan içerisinde uçuşlarımızı gerçekleştiriyor. Ama diğer zamanlarda da gene filomuzda 132 silah taktikler filosunda normal harekat uçuşlarımıza devam ediyoruz. Her iki görevinde keyfi güzel, mutlu oluyoruz. Zor? Valla bize zor diye bir şey yok. Yani bizde zor diye bir şey yok. Sadece imkansız biraz zaman alabilir ama onun dışında zor diye bir şey yok. Ama tabii ki harekat görevleri, vatanımız, milletimiz için uçmuş olduğumuz tüm görevler bizim için aynı heyecanı yaşıyoruz. Çetin hareketlerin ötesinden asanlıkla geldiler. Çünkü onlar dünyanın en yaxşılarındandılar. Onlar böyle bir peşekar seviyeye hiç de asan nail olmayıblar. Bunun için emek sarf ediyoruz. Türk milletini, Türk insanını temsil ettiğimizin bilincinde hareket ediyoruz. Dolayısıyla en iyi olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 6 ay süren bir hazırlığımız oldu. Çünkü hazırlık sadece uçmak, havada icra ettiğimiz hareketler, koreografi bağlamında değil. Bunun altyapısı, müzik altyapısı, sunumu, bunların hepsiyle ilgili birer hazırlık yaptık. Güclü olmak için güclü heyet oldukça vacipti. Bu heyetten ise dayanmadan çalışarak özünü inkişaf ettirmek talep olunur. Hazırlıklarımız 2 saat sürüyor yaklaşık. İstasında uzman arkadaşlarımız var. Onların sayesinde 2 saatte emniyetli bir şekilde uçağımızı hazırladık, uçuşa hazırladık. Söhbətimizin sonunda hem yerlerimize mesaj da göndermeyi unutmadılar.
Öncelikle bütün Azerbaycan halkını, kardeşlerimizi, herkesi çok seviyoruz. İnanın buradasınız. Dolayısıyla bu tarihten gelen hepimiz Türk'üz sonuçta. Azerbaycan Türk'ü, değil mi? Türkiye'de yaşayan Türkler, hepimiz kardeşiz. Solo Türk pilotları gitti. Geri dönme ümidiyle. Xanlar Mehdiyev, Erman Salahov, İTV Xəbər.